Ben bildiğiniz gibi ben kendim doktorum. Burada Zeytinburnu Belediyesi Meclisi üyesiyim şu an. Ben 1952'de Doğu Türkistan'dan gelen bir ailenin çocuğuyum. 7 kardeşlik biz. Ben çok zor şartlar altında okudum. Bugünlerde doğru günler geçiriyoruz. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada böyle. Onun için sizlere bir katkım olsun diye düşündüm. Birer küçük hediye hazırladım sizlere. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Sağ olun. Evet. Hoşçakalın. Öncelikli olarak hocam, teşekkür ederiz. Malum bu pandemi sürecinde okullarımız kapandı. Kapandı içinde çocuklar, evlatlarımız EBA üzerinden, Zoom üzerinden eğitimlerine devam ediyorlar. Tabii ki bir kısım öğrencilerimizin bu eğitime devam etmeleri için bazı imkanların, kabiliyetlerin eksikliği hissediyoruz. Yani sizlerin sayesinde, sizin gibi hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde öğrencilerimizin bu ihtiyaçları da giderilmiş olacak. Tabii ki gönül isterdi ki bütün yavrularımıza, evlatlarımıza bu imkanı sağlayalım ama devletimizde bir kısım yardımlarda bulunuyor. Sizin gibi değerli hayırsever vatandaşlarımız da katkılarıyla öğrencilerimize bu tabletleri vereceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte aşının da gelmesiyle birlikte bu okullarda yüz yüze eğitim devam edecek. Tabii bu bir sene bayağı sıkıntı çekti. Sadece öğrencilerimiz değil, bütün dünya, bütün ülkemiz sıkıntı çekti. Dediğimiz gibi gönül isterdi ki yüz yüze eğitim olsun ama şartlar şu anda onu gerektirecek durumda değil. Bütün dünyada salgın devam ediyor. Tekrar birçok ülkede üst seviyeye çıktı. Bizler de ülke olarak aldığımız tedbirlerle bu salgının en alt seviyeye inmesi için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Malum tekrardan hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Bu akşam saat 9'dan itibaren yine 2 gün yasak var. 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına yine yasaklar devam ediyor. 20 yaş altına. Dediğim gibi bu hastalığı baskılayabilmek için tedbirlere hepimiz uymak zorundayız. Uyduğumuz müddetçe hastalıktan kurtulacağız. Gene eski günlere döneceğiz. Tabii dediğimiz gibi biraz sıkıntılı bir süreç atlattık. Herkes fedakarlık yaptı, yapmak zorunda. Ama Allah'ın da izniyle hep beraber bu illetin üzerinden üstesinden geleceğiz. Ben tekrardan doktor hanıma teşekkür ediyorum. Sizin gibi insanların sayısının artmasını temenni ediyoruz. Burada tabii ki sizler topluma örnek olacak kişilersiniz. Ve gençlerimize de bu tabletlerin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en iyi şekilde kullanırsınız. Hemen ben hızlı bir şekilde tabletleri dağıtalım. Teşekkür ederiz hocam. İlçe Milliyetin Müdürümüz Sayın Kaymakamımız böyle bir iyiliğe bize yol açtığı için, teşvik ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Gençler. Şöyle hemen sıradan alalım. Evet. Mesela? Belki doktor olabilir. Ooo çok güzel. İnşallah doktor olsun. Senin gibi kaymakam olur. İnşallah. Hadi bakalım. Kaymakam olursan memnun oluruz. Hep sorduklarımda hiç kaymakam olacağım diye yok. Ya doktor olacak, ya avukat, ya mimar, ya mühendis. Güzel güzel kullan. Gel. Senin adın neydi? Asel Nur. Kim? Asel Nur. Asel Nur. Asel Nur. Sen kaç yaşına gidiyorsun? 7. 7. Senin ne hedefin ne? 7. Neyince ya? Spesifik, net, hedef net. Haydi bakalım. Allah seni açıklayıver. Bizim doktora mı? Siz seçmiş herhalde.